Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Ankara Us Atölyesi'nde bugün Sosyoloji Atölyesi başlığıyla bir aradayız. Sayın Nilgün Çelebi hocamız bizimle birlikte olacak. Ben öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Nilgün hocamız Ankara Us Atölyesi'ne yaklaşık herhalde hocam 1,5 yıl oldu böyle. Ne zaman davet etsek kendisi kırmıyor, davetimize icabet ediyor. Ve bize çok kıymetli bilgiler sunuyor gerçekten. O yüzden artık Nilgün Çelebi için sanırım atölyenin böyle kadrolu bir konuşmacısı zevkini bize yaşatıyor. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum Nilgün hocamıza. Özellikle sosyolog arkadaşların, sosyoloji bölümü öğrencisi arkadaşların çok fazla talebi vardı Nilgün hocamı dinlemek için. Kendisi de bugün aramızda. Ben kısa bir program girişi yapıp sözü Nilgün hocama bırakacağım. Arkadaşlar programımız maksimum 1,5 saat sürmekte. İlk 1 saat diyelim ona da maksimum. Tabii Nilgün hocam onu belirleyecek. Nilgün hocamın konuşmasını dinleyeceğiz. Ardından yarım saat 45 dakika katılımcıların soru ve düşünceleri kısmı var. Burada da sizlerin soruları, konu hakkında düşünceleri almış olacağız. Ben tekrar Nilgün hocama teşekkür ediyorum ve sözü kendilerine bırakıyorum. Hoş geldiniz hocam. Evet, sosyolojik bilgi satın alınıyor mu? Evet, gerçekten bilgi satın alınıyor. Çünkü
sosyal teori konusundaki zaten yerler oluşturacak ki, bir üniversiteler onlar oluşturacak. Benim alanım genel sosyoloji metodoloji, yani teoriler de metodoloji. O nedenle orada. Onun pek fazla şeyinin olmadığını biliyorum. Yani gideri olan bir alan olmadığını biliyorum. Pek teori alanının pek gideri yok. Ama bu böyle olması yani bir yerde o zaman bir bakacağız yani. Bu böyleyse bunlar tamam oldu bitti. Sosyoloji ve sosyal teori madem yok oluyor. İyi tamam yani dükkanı kapatalım. Satan satıyorları yoksa talebi olmayan mal arz edilmez. Sosyologlar iş bulamıyorlarsa ne için sosyoloji bölümlerinde insanlar okumaya başlasınlar? O halde bu dükkanı kapatalım. Böyle bir arzda bulunmayalım da düşünülebilir. Biraz da ona doğru gidiliyor zaten. Bu eleştirilerin arkası o var. Yani sosyolojiye yönelik öyle önerilerde bulunuluyor ki yani bunu sosyologların hem de bayağı önde gelen uluslararası düzeyde sosyologlar diyorlar ki yani sosyolojik bilginin yerine iletişimcilerin politika bilgiler, siyaset bilimi, uzmanlarının, ekonomi politikçilerin, felsefecilerin, antropologların, sosyal antropologların şeyleri, bakış açıları daha egemen olmaya başladı diyorlar. Bunun tıpkı böyle hatta kanıtlarını yapanlar var, gösterenler var. Bunu ben de zaten gözlemlemiştim. Çok üzülüyorum. İki adım ileride kitapçılar var. Bir zaman Sapos vesaire. Sosyoloji yazan standlara bakıp yani gerçekten az. Yani şöyle ama onun mesela felsefeye bakın, sosyal antropoloji, kültür incelemeleri, din filan bunlara baktığınız zaman bayağı daha çok sayıda kitap var. Psikolojiler çok var ama sosyolojiler pek bir de böyle daha az oluyor ve sosyal teori olarak yayınlananlar da hep batılı ülkelerdeki bazı çok ünlü ama 10 yıl öncenin çok ünlü sosyologlarının teori geliştirmiş, sosyologlarının görüşlerini özeti şeklinde yani onları tanıtıcı çağdaş sosyoloji teorileri vesaire gibi ama özgün sosyoloji teorisi Türkiye'den dinleyebilirler bilmiyorum yani. Ben bir şey yazmaya çalıştım. Ekmiş okumuyor ayrı bir sene. Onun için bunu değiştiriyorum yani arada bir şey bir kelime ve yabancı bir tarihiyle adımı yazdığı gayet ediyorum. Ben de ufak okuyanmışlar. Her neyse. İşin şakası bu. Peki ne yapalım? Sosyoloji bu halde eleştiriler böyle çok geliyorsa ne yapalım? Bana göre daha işte herkes sosyolojinin baştan söyleyeyim ne sosyoloji ölür ne de sosyal teori ölür. Bunlar var. Yaşıyor mu yaşayacak? Yani böyle felaket tezgahı tüm konuşmaları ben bunu söyleyen dünyanın ne kadar ünlü sosyologları olursa olsun ya da Türkiye'nin ne kadar saygıdeğer destektaşları olursa olsun kusura bakmasınlar. Ben bunların hepsini reddediyorum. Sosyoloji de yaşayacak, sosyal teori de yaşayacak. O kadar da kolay değil. Ama bu arada peki bu sorunlar diye böyle yaşamaya başladı diye de bunun kendiliğinde olmayacağını sosyologlar olarak kendimizin dikkat etmemiz gereken, almamız gereken önlemlerin olduğunu ve sosyoloji adına konuşurken neyi nasıl söylediğini biraz bilincinde olmamız da gerekiyor. Bunların farkında olması gerekiyor. Bunların üzerine biraz durmak bir kere sosyoloji toplum bilimi bir anda tabii olmuyor. Yani toplum bilimi, sosyoloji, toplum bilimsel, toplum bilimi, toplumsal filan dediğin anda evet çöker ya, o zaman olmaz. Sosyoloji toplum bilimi değil. Sosyoloji insan birliktelikleri üzerine söylenen söz demek. İnsan varsa, insan birlikteliği varsa sosyoloji de her zaman vardır. Ve bunun her zaman bir biçimde kavramsallaştırıcısı, teorize edicisi de bulunacaktır. Çünkü insan birlikleri her zaman var. Sizin verdiğinizde üç kişiyle başlar. Üç kişi varsa sosyal var demek. İki kişi yetmiyor. Üç kişi olacak ki hani iki kişi arasında satosun, üçüncüye karşı mesela aralarında bir kişinin şeyi olur. İki kişiyle aile olmuyor biliyorsunuz. Çocuk doğunca aile diyoruz. Üç kişinin olduğu her yer üç ve bütün sonuna kadar gider. Bunlar varsa nerede bu insan birlikteliği var? Yani üç kişi bu olduğu sürece bütün bu bilim dalı gitmez. Ama sizin keyfine göre
sen sosyolojiden toplumun işte ne olduğu yani bunu ulus devletin sivil okuması diyeceksin. Toplum dediğinde ulus devletin sivil okuması. Bunu böyle görmüyorsan kafanda böyle toplum, benim bir öğrencim ne dedi, toplum toptur filan, yani yuvarlak böyle çizelim işte hocam toplum olur filan demişti. Yani böyle bir şeyler düşünüyorsan elbette yani yok böyle bir şey, kafanda uydurduğun bir şey yok. Ama sivil toplumun yani ulus devletin sivil okuması diye baktığın anda da var. Türkiye toplumu var, Amerikan toplumu var, ne bileyim ben, Libya toplumu var vesaire filan diğerlerinden. Şimdi, bu arada benim de dahil olduğum, benim de şahsen kendi kendimi iyileştirdiğim sosyoloji hocalarının, sosyoloji hocası olarak yıllarca yaptığım belirli yanlışlar var. Öğrencilerimizi biraz biz yanlış yönlendirdik. Şimdi o itiraflarda bulunacağım. Bunlardan bir tanesi, bu Wright Wills var mı demesini çok sevdiğimiz artık toplum bilimsel düşünün. Türkçe 1979'da ilk çevirmiş toplum bilimsel düşün. Kültür Bakanlığı yayınlarında ben her o sene alıp okuduğumu hatırlıyorum. O zaman daha İzmir'de Ege Üniversitesi asistanı. Ünsal Özgar çevirisi, sonra birkaç çeviri daha çıktı ya da aynı çeviri başka özel yayınlarından çıktı. Şimdi hatırlayın, hepiniz aşağı yukarı sosyolojideyseniz okudunuz. Toplum bilimsel düşünce ne derdiniz? En çok başta kimi eleştirir? Parsons'ı eleştirir, Grant teori. Grant teorileri yerden yere vurur, tamam mı? Parsons'ı yerden yere vurur. Bir bütün toplumu anlatmıştır, işte o toplum efendim hiçbir şey yok, modelci sistem yaklaşımıyla uygun bir grant teoridir. Oysa grant teoriler bizim sosyolojiyi de dünyayı anlamamızda önlemişlerdir. Mesela hepimiz, biz, ben de öğrencilerim, Wright'ımıza hayrandık. Çünkü Wright'ımız biraz soğudu olduğu için o Amerika'da bir türlü ama kendi dönemlerinde üniversiteden yer bulamamış, yani orada oraya atılmış adamcağız. Ve çok genç yaşında da hastalık herhalde kanserden böyle ölmüşler. Böyle adamın bir tane ümit vardı. İktidar seçimleri kitabını hatırladım. Amerika'nın egemenliğine savaş açmış bir adam. Biz de yani gençliğimizde böyle bir anti-Amerikan modasının içinde, bir sol şeyin içinde Wright'ın hayranlık yani artık bir açıldığından kaçırdı bir hayatı var adamın. Grant teoriye düşmanız Parsons ve onun da ilgilerinde Parsons, Grant teoriye geçtiler. Sosyal sistem konusu değiştiriyor. Parsons'ı yerden yere buluyor. Biz de Parsons'ı hep yerleştirdik, çok eleştirdik. Yani bilmiyorum, ben sosyoloji öğrenciyle Parsons'ı biraz öğrenseler bile koca önce biraz Parsons almıştı, arkası onun eleştirisini yapar. Kısa bir sikim. Wright'ımız diyordu ki, ben kitabı, sosyal sistem kitabında bilmem 400 sayfa sosyal sistemi anlatıyor, mevcut yapıyı anlatıyor. Değişmeye hiç yer vermiyor. Son bölümünde işte bilmem kaç bölüm sayfa halinde değişmeye çok az yer veriyor. Bir de kendisi demiş ki, Parsons ben ancak mevcutu yazdım, değişmeyi de başkana da anlatsın. Oysa asıl olan değişmedir. İşte değişmede nasıl olacak? Bir çelişki bir toplum, yani parçalar arasında uyum olan bir toplum ilgisi Parsons. Aslında sosyal sistemde öyle bir parça arasında ünlü ilişkiler olması gerekir. Dengeli bir konuman da öyle olur. Yok efendim işte çelişkiler olacak ya hani birbirine herkes böyle şey olacak, çelişki çatışmalar olacak. Oradan bir dinamizm işte bu da Marksist bakış açısından daha bir merkezde. O uyuşmuyor değil mi? Wright'ımız bunu eleştirdi. Biz de Grant teoriyi eleştirdik ki böyle de, böyleymiş diye. Ama aslında tamam Grant teori ne? Grant teori dediği aslında işte sosyal teori. Mesela her şeyler de diyor, sosyal teori yok. Ama biz eleştirdik onu, yerden yere vurduk sosyal teoriyi. Sosyal sistem üzerinden sadece Parsons'ta kalmadı tabii. Daha sonra başka sosyal teoriler geliştiren insanlar da vardı. Ama sosyal teori kötü bir şey. Niye? Ben çatışmayı ya da çelişkiyi şey yapmayan, konuyu da etmeyen, odak noktasını getirmeyen bütün teorileri biz yerden ettik, eleştirdik bunları. Şimdi de o sosyal teori bitti. Ama şimdi ama biz eleştirdik, biz getirdik bu değer biten bir şey varsa. Burada ben öğrencimiz yok, hocalar biz bunu biz öyle anlattık, öğrenci öyle yetişti. Şimdi aynı zamanda yine orayı kısmı toplu bir güzel düşünürdü, şunu da hatırlayın. Amerikan sosyolojisi eleştiriyor da empiristir diyor. Yani empiristir, onu kaç yerde geçiyor. Empirist demek ne demek? Alan araştırması yapar, veri toplar demek. Alan araştırması toplayan bireyden hareket, bireyin
şeyden imperist olduğu için eleştiriyoruz. İşte Reichwitz'in bu çelişkisini biz göremedik. Tamam mı? Biz kimse bu konuda, ya Reichwitz bir dakika dur iyi hoşsun ama sen bak çelişkisin. Reichwitz tanıdığı için de bir taraftan Grand Theory Maxo açıdan eleştiriyor, eleştiriyorsun Mars'ın seni de diğer topluluklar Amerika'da böyle yapıyor diye. Bir taraftan Amerikan'sın söz en önemli özelliği empirist olması, ampirik olması, veri toplamasıdır vesaire diyor. E bu hangisi bu doğru? Hem bunu böyle diyorsun, hem de böyle diyorsun, aynı bir şeyi getirirken. Burada insanlar bu soruyu sormadılar. Oysa bu konuda benim çevirdiğim bir piyasaya sürmediğimiz onu ama öğretim maksadını kullandığımız işlevsel bir kitap var. Bu belki çeşit borcaların elinde dönem olmuştur. İşlevsel bir çevirir markam rahatsızlığı. Orada diyor ki mesela adam onun için çevirdim. Ben bu rahatsızlığı bu çeşitliği hiç fark etmedim diyorum. Ama birazcık burcamız biraz fark etmişti. O çevirde diyor ki bir çeşit işlevsel bir vardır. Diyor şey, fonksiyonalistin babasıdır karşısında. Bir toplumsal, sosyal işlevsel bir tür gayet ondan gelir. Toplum bireyler üzerinde bir güç olarak onları etki eder, onları mahşerleştirir, onları biçimlendirir, yönlendirir. Bu toplumsal, sosyal makro seviyede etkiler. Bir başka fonksiyonalistin tipi ise tamamen tersi bireyden hareket eden Malinowski'nin bireyci fonksiyonalisti. Malinowski ne diyor? Sosyal kurumlar bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek için doğar. Yani bireyden hareketle sosyal anlatan bir adamdır Malinowski. Ama o da işlevsel. Böyle bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Ortaya çıkışı bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek ama yine uyumlu kurumlar işlevleri itibariyle birbiriyle uyumlu bir sosyal sistem oluşturuyorlar. Bir de üçüncü olarak kişiler arası işlevsellik var. Bu ona net bir kuralı geliyor. O da kişiler arası ilişkilerde hareketle giderek onlar kurumsallaşıp çağırmağın verme şakalar, örgütleri vesaire o örgütler kurumsallaşıp ve bu kurumların işlevler arası üzerinden de bir işlevsel bir kuralı ortaya çıkar. Ama diyor şey, Frank Abrahams'ın kitabında bu işlevselliğin güç önerdiği, yani Dürkheim-Ondruskon çizgisi, Malinowski çizgisi ve Frank çizgisinin dışında bir dördüncü çizgi daha var. Bu da Parsons'ın çizgisidir. Bunlar hepsinin dışında hem bireyi hem toplumu seçen sosyal sistemin içinde. Çünkü birey ne yapıyor? Aktör, sosyal aktör toplumun değerlerini güzelleştiren bir şey. Yani ona da getiriyor. Hem toplumun sistemin özelliklerinin fotoğrafını çekiyor ama onun içindeki bireyini aynı zamanda yaratıcılığını da kullanarak toplumun değerlerini de verilmesine toplumun içindeki var oluşturdu aktör. Yani hem bireyi hem makro yapıdaki o toplumun da bireyi etkileyen toplumun bir biçimde sentezi getirmeye çalışan bir bakış açısı var Parsons. Ama biz Parsons Dukat'tan Grand Theory'e attık. Oysa bu kadar kolay atılacak bir adam değil. Onu geçiyorum ki bunu eleştirdiğimiz işte sonunda bizim sosyal teori örgü, sosyoloji örgü laflarında söylentileri getiren bir hata. Bir hata, onu bir tarafa geçiyorum. Bir başka hata, kritik teorisyenler. Biz kritik teorisyenleri biliyoruz ve ben de çok severek anlatıyorum. Ne kadar doğru. Horkheimer'a tutulması, şimdi yani ama ne kadar doğru ve hayran olduğu zamanlar ve öğrencilerin de bunları elinize de kalmıyor. Mesela ne diyor? İşte tümel akıl, yetme işte modern teorisi. Tümel akıl vardı, sadece öncelikle yapılanlar. Oysa modernite ile ya da aydınlanma ya da kapitalizmin gelişmesinde tikel akıl ortaya çıktı. Ve her şey parçalandı. İşte şimdi bu modern dünya parçalanmış dünya, işte mahvoldu, bitti filan. Ve kritik eleştiriyor bütün dünyayı, yani hayat, sosyal hayat eleştiriliyor, modern hayat eleştiriliyor. Ve sosyal, sosyoloji demiyor tabii ama yani sosyal bilim ya da işte entelektüellerin görevi nedir? Kritik etmektir, var olanları kritik etmektir. Kritik etmek ne demektir? Bunun anlatması kritik etmek anlamak demektir. Yani biz kritik etmeyi anlamak amacıyla yaparız. İyi, onun için ve anlamacı sosyoloji, yani yorumlayıcılar, anlamacılar yükselir buradan altta. Biz tamam kritik teorisyenleri hala çok seviyoruz, başımızın üzerinde gezdiriyoruz. Onun sonraki günümüzdeki temsilcilerin etkileri azalmaktadır.
gitti ama onlar adında sosyal teoriyi çökerttiler. Nasıl çökerttiler? Şöyle. Çökertmesinde ikilerin katkıları oldu. Negatifinden katkıları oldu. Şimdi ne bir anlayacağız. Biz bir şey anlayacağız. Değil. Yapıyı anlayacağız. Çözüyoruz. Yapıyı anlamak için ne yapacaksın? Parçalarını ayıracaksın. Dekonstraksiyon. İkrar geliyor. Dekonstrakt etme. Trans ekonomiden çıkartmak. Derrida'lar. Onlar hep köken buradan geliyor. Dekonstrakt, yani çözeceksin, yapıyı bozun, yapıyı bozacaksın. Anlamak için yapıyı bozacaksın, parçalarını ayıracaksın, anlamı vereceksin. Ayırdık bu kolan vesaire, parçalarını ayırdık, toplumu bizi bir hale getirdik. Yani her şeyin işte pamuk, pikonlar, bilmem ne işte, her yerde tahakküm var, birey eziliyor, devletin etkisi, şunun etkisi, bunun etkisi. Yani kapitalizmin en büyük etkisi, liberalizmin etkisi, bütün bunlar tamam, deşifre ettik. Deşifre edildi bunlar, anlama uğruna. Ama ne oldu sonunda? Deşifre ettiğimizde kaldık. Deşifre edildi ve öyle bırakıldı. Sonradan bir rekonstrat noktası değil mi? Yani yeniden inşa, parçalara analizini yaptın ama tekrar bunu bir biçimde bir birleştir. Yani psikanalizde, psikanalist ne yapıyor? Seni çözüyor. Bütün içindeki o bütün içgüdüler, bu vakitler, nasyonlar, bunu çıkartıyor, nasıl yapıyor, güle güle diyor. Değil, önemli olan sonra sentikler koparmamak gerekiyor. Yaşayacaksın bu dünya parçalanmış. Şu halde yaşayan hayatını öyle devam ettiremezsin. Aynı şekilde toplumda da her şey aileye eleştirdik, eğitim düzenine eleştirdik. Parça pinçketi, devlet düzenine eleştirdik. Yani eleştirdik, hukuk sistemi hepsi direği eziyor, insanı eziyor, şunu eziyor. Bizi yabancılaştırıcı faktörler olarak gördük. Bu hep kritik teorisyenlerin etkisi ve dekonstrans yaptık, yapı bozumu, dökümü yaptığımız için oldu. Ama sonra toparlamadık. Ha, o zaman ondan sonra da çöktük. Toplum da çöktü, sosyoloji de çöktü. Çünkü bir şeyi hep çöktürüyorsan sonra seni adam işe almıyor. Benim öyle ta Ege'den tanıdığı öğrencim vardı. Şimdi Allah'tan yani yürürler bunlar. Şeye girdi, Ege'den, işte'den 80 galiba. O zamanlar işte 80 binetten birisi oldu. Bir işe bir fabrikaya girdi İzmir'de. Orada gitmiş hemen işçiler üzerinde araştırmalar yapıyor. Tam 12 Eylül falan da olmuş falan yapmış. Biliyorsunuz sanayi sosyoloğu olarak gidiyor. Oradaki işçilere, şişlerin onları ne kadar sömürdüğünü, haklarını yendiğini. Şimdi sen bu sanayi sosyoloğu hani verimi arttırıcı falan gibi hani işveren de hani moderndir işveren sosyolog oluyor. Ya tamam adam bu niyetlerle seni alıyor. Çocuk da böyle kaç yıl, 19 yıl sonra Ege'ye gelmişler, yabancı dilli var, yakışıklı, uzun boylu, gözleri geliştirdi, bir ağzı laf yapan filan. Aa, sanayi sosyoloğumuz orada işçileri örgütlemeye çalışıyor. Şimdi onu da zaten hemen çıkardılar işte. Şimdi yani satın alınmadı. Ha, böyle bir yani çözücü şey yapıyor, yani isyanı teşvik edici diyeyim ben. Hani isyan değil ama yani uyumsuzlaştırıcı, yabancılaştırıcı. Yani bu işte bir iş senin işine özüne yabancılaştırıyor falan diyor şimdi. O zaman işin dengesi bozuyor. Yani o adam evine gidiyor, ekmek para getiriyor, sonra çalışmaya geliyor. Tamam, sendika hani haklarını savunmak istiyor. O ayrı elbette yani kuzu gibi de otursun demiyoruz işçiye ama onun sendika haklarının savunulması için öyle illa da karşısındaki o düşman kişi bilmem ne diye gözlerinin alemi yok. Her neyse ama gençler bu şekilde değiştirildi. Ve o zaman bize bir sosyolojik bilgi işe yaramaz oldu. O zaman sanayi sosyoloğu diye bir insan kalmadı. Kendi sosyoloğu diye bir insan kalmadı. Çünkü hiç gece konuldular eskildi, yok bilmem. Her yerdeki eğitim sosyoloğu kalmadı. Çünkü öğretmenler okul sistemi, hele okul sistemi, okulsuz toplum bilmem hatırlayın o kitapları herkes. Yani bu konunun küçük askerleridir. Ha, orada da kalmadı. Orada da kalmadı. Bir de bunu sonradan bir başka da ekip daha geldi sosyolojide. Benim ama ben burada ilk çıktığı anda bak kritik teorisyenleri çok hoşuma gidiyordu. Reichmiss de çok hoşuma gidiyordu. Ben gerçi işte biraz yaşlanmaya başladıkça bir de görmeye başladıkça dünyayı ama buna etmeye başladı çok karşı. Michael Bourne adında bir bey. Michael Bourne çok ünlüdür. Kamusal sosyoloji, çok kamusal sosyolog.
önce Amerikan Sosyoloji Derneği ASA Asal'ın başkanlığını yaptı. Sonra Uluslararası Sosyoloji Derneği International İslam'ın başkanlığını yaptı. Global Diyalog Dergisi'nin çıkartışı ön ayak oldu. Neyse bir dönem Allah'tan yapılıyor. Bir dönem yaptı, çekildi 4 yıl geçtikten sonra ama Global Diyalog Dergisi'nin editörleri olarak 2 tane film izini bıraktı. 2 tane kendisi izinden giden 2 kişi bıraktı. Dergi tavsiye ederim ayrıca. Türkçe olarak da yayınlanıyor. Global Diyalog Dergisi Türkçe olarak da yani internette bir konu. Ben saatlerce ben de çözüp hani sonra benim rahmetim toparlayacağım da. Şimdi Michael Brown 1999'da ben onun zaman bitti yok daha sonra. Orada kamusal ayrım, kamusal sosyolog. Bu şey çıkardı. Sosyologların işte fonksiyonu ne olsun falan. İşte tabii ki böyle işte toplumu eleştiren sosyologu, toplum eleştirisi yapan, sömürüye engel olan vesaire. Ve şeylerin çok destekçisi oldu. Seyatçılıklar, 1999'da Seyatçılıklar var. Ondan sonra hani Occupy'e bir şey var. Kitlisel batıda hareketler oldu ya, böyle işte 68 gençliğinin benzeri, bizdeki hareketleri oldu. Hatırlıyor musunuz? Batı'da dönem dönem belirli dünya ticaret merkezi, Wall Street, Occupy Wall Street falan hareketler. Bir yani iş adamlarının ya da işte büyük devletlerin G6'dan toplanacakları zamanlarda böyle onları protesto eden televizyonlar hep gezen Batı ülkelerinde gençler, gençli meslek grupları insanları protesto olarak yaptılar. Bu 1999 itibaren başladı. Son yıllarda birazcık çözüldü bu hareket, olamadı bir türlü. Nedense değil, elbette nedenleri var. Bu hep bunun titirleridir bu kamusal ayrım. Yani bütün şeylerimiz direne de diyor. Her yerde hani dünyanın her tarafı direniş mekanıdır der gibi. Adam böyle bir adam. Ve bu ama çok etkili oldu. Dünya Sosyoloji Derneği başkanlığı yapmak ne demek? Çok önemli. Yani her hafta her an mektuplar gidiyor dernekler var. Derneğin şey, yayınlarında bu politika olarak daha önce Amerikan Sosyoloji Derneği'nde böyle bir etkisi var. Tabi bunu Türkiye'de de alıntısı var. Bütün sıkıntı yok burada. Yani bu şey isyan tarzı yani şey yap. Senin yani şey yap, boş ver bu. Sorumsuzluk bana göre. Yani bu gençleri işsiz sokaklarda protesto edici bu bir görev olarak, bir misyon olarak veriyor ve gençlere bu böyle bir güzel. Peki ne oldu sonuçta? Ha bu arada bu hareket şey midir? Küreselleşme, neoliberalizmin küreselleşmesiyle bu devletti. Tabii ki küreselleşme oluyor, bu devletler burada bir ayrıca baskıcı bir yapılanmadır. İşte onlara da karşı çıkılıyor, küreselleşme de olacaksa. Michael Brown'un bu fikirleriyle sonuçta ne oldu? İngiltere'de bu rey geldi, Brexit çıktı, Amerika'da şey geldi, adam biraz, Trump geldi, işte Macaristan'da şu geldi, yani nerede böyle toplumu zaptına almak isteyen insanlar, muhafazakar yöneticiler bütün dünyada iktidardan ele geçirmeye başladılar. Niçin? Çünkü bu bütün protesto hareketlerinin sonucunda aslında kitleler, o ülkelerde gelişmiş kitleler gördüler ki aslında küreselleşmeden en çok kendileri zarar ediyor. Onların iş imkanları ellerinden gidiyor. Yani ucuz diye başka bir plan diyor. Çin'de adam işini yaptı diyor bilmem ne. Madem küreselleşme yalnız ülkelerin sınırları zayıfladıkça o zaman o ülkenin kendi içindeki insanın gelirinde de bir eşitleşme bir şey olacak için bir düşme oluyor. Ha öyle olunca bunlar nerede muhafaza gelip var? Onların peşine gitmeye başlar. Yani tekrar sınırların, ülke sınırlarının güçlü olması, first, Amerika first lafları ortak önemli. Yani bir ihtiyacın sonu doğada bir gece yatıp tamamlanmasından sonra bir laf değil. O laf sonunda çünkü Amerika'da bir sınır oranları düştü, gelir arttı vesaire. Öyle bir tabii ki yani küreselleşme bir taraftan hani efendim işte bu kolonyalistler bilmem ne eleştirirler de Occupy, Rest, bilmem ne falan o hikaye bitti.
olmadı çünkü sonu gelmedi. Ama hala bu görüş savunuluyor. En son sayısında yani 2019'un hemen başında global grupta başkan değişti. Sari Hanefi, şimdi Uluslararası Sokuletler'in başkanı bir Lübnanlı. Ya Filistin aslında Filistin ama tabii Lübnan'da yaşayan Lübnan'da Amerika Üniversitesi'nin öncesiydi. O Gülcan şey başkanı oldu, sanım başkanı oldu ama hala o global yönet tarihinin son sayısında bile o şeyin global şeyleri var, etkisi var. Yine diyor ki şey yapacağız, bu bir sektörü olacak. Yani dünyadaki bu efendim insanların komünistlere karşı gelmesini destekleyen hareketlere destekleyeceğiz falan diyor. Sarı Hanefi ise o daha böyle şey, komik ama değinmeden daha farklı bir dünya şey yapıyor, tamamlıyor. Yani şeyler var, oldu büyük bir komünist devletler, büyük emperyalistler, kapitalistler falan var ama bir taraftan da dedim ki lokal otoriterliğiniz gibi bir şey var. Yani çünkü lokal otoriterliğinizin de bu büyük gelişmenin sonucunda nasıl ortaya çıktı? Birikis ülkeleri çıktı, G16'lar çıktı ve bunlar bölgesel liderler olmaya başladılar. Bölgesel otorite kaynakları olmaya başladılar. Ve bu bölgesel otorite kaynağı olan devletler ve devletler kendi içlerinde aynı zamanda bir model olarak da gerek devletin gücünün merkezileşmesi, gerek bürokrasinin gücünün merkezileşmesi, bir buluttan hareket ve kitleler üzerinde etkili olmak, kendi sınırları içinde ya da bölgelerin üzerinde etkili olmak girişimlerini başlattılar. Bu lokal otoriterliğimizin diye bir gerçek var. Dikkatler biraz da bunlar bunu denedir aslında fayda var diyor. Ha, bu çok mantıklı bir şey. Yani şimdi bunun üzerine duruyorsanız o zaman sosyal teori bitmiyor. Sosyoloji bitmiyor. Yani illa böyle bir ihtilal yaptıracak ne diyeyim, kurulu düzene kadar, her şey kurulu düzen çünkü esnetmiş bir karşı, karşı çıkan bir hareket. Tamam, hala bunu savunanlar var ama ha bir de savunanlar var ve onlar şunu da diyorlar. Şimdi en son bu 2018 yazında Toronto'da Dünya Sosyoloji Kongresi'ne ben gitmedim ama yani şimdi ben bunları istiyorum. Bak bu aksaçında ne işi var böyle bir şey. Oradaki bir gözlemle olan Frederick Van der Berge, meşhur ya da Van der Berge. Onun bir yazısı diyor ki, o da bir sosyoloji artık şey oluyor. Hatta satılan kitaplara bak şimdi diyor. Kimse bir sosyoloji kongresine bile sosyoloji kitapları alıyor. Derse bir kitapları alıyor, antropoloji kitapları alıyor. Ve bu güzelliği gösteriyor diyor da, yani şimdi ben bu adamı kızdım, yani okurken kızdım. Şimdi diyor, sosyoloji diyor, evet ölüyor diyor ve hatta bu birisi kitap yazmış, Jim Shepard adında bir adam diyor ki, ışığın sonundaki tünel, sosyolojinin geleceğini diyor, sosyal teorinin ve sosyolojinin geleceği, ışığın sonundaki tünel. Oysa genelde ne denir? Tünelin sonundaki ışık geliyor değil mi? Işık aydınlıksa. Bu ışık şu anda var gibi ama tünele giriyoruz. Yani biz öleceğiz, yok olacağız diyor. Ve ondan sonra da Paul Valéry'de aklına anıtlar veriyor. Efendim her şey yok olacak. İşte efendim bütün varlıklar sona erdi. Babil bitti, Ninova bitti, şu bitti, bu bitti. Bilim dalları da çökebilir. Şimdi artık oryantalizm kaldı. Şimdi artık yok olan bilim dalları, onların adını sıralıyor, onlar mı kaldı? Sosyoloji dedik, ay ya bunu sosyologdan söylüyor ve ben şunu kapmak istiyorum, böyle bir şey olamaz. Yani bu hayat, sosyal hayat devam ettiği sürece en az üç kişi sosyal bir nitelik dediğimiz, insan bir nitelik var olduğu sürece bu var olacak. Bunun devlet formu da olur, kurum formu da olur, grup formu da olur, her türlü formu da olur, hangi formda olacaksa. Ve bunların değişmesi olur, gelişmesi olur ve bunun teorizasyonu olur, sosyal teorizasyonu var olacaktır. Şimdi, size de dakika alsın diye, bir noktayı daha vereceğim. Yani daha bu konular biraz daha kullanılan belgeye ilişkin sosyolojinin değil de, belki tartışma konusu, yani sosyoloji devam edecek
kapımızı bir şekilde. 2016 yılında Selik toplantında olduğu bilgisayar konusundaki en son teknolojik gelişmelerini sergilen bir toplantı oluyor. Doğa teknolojik var ediliyor. 2006 yılında Japonlar şey olduğunu çıkarmışlar, bir kavram olmuşlar. Toplum, sosyal eti 5 sıfır. Hani 4 sıfırlar var mı şimdi? 4 sıfırda bütün üretim alanındaki ve kurumsal düzenleri, yasal düzenleri, bu kutlatı ilgisindeki zantlığı da var. Bunların dijitalleşmesi. Böyle bir şey var. Bunu hep biliyoruz. 4 sıfır, sanayi 4 sıfır, 4 sıfır. Şimdi bir toplum desin. Teknoloji bitti diyenlere. Ben dedim ki bak neler neler çıkıyor. Hiç hayat devam ederken bitti denir mi? Bizim şimdi teorizasyonu bitti denir mi? Teorilerin kanunu değil ki yani var oranlar üzerinden hareketle anlamlı ilişkiler kuracaksın. İtibatözler yolu mu yapıyor? Denir bir konu bir kısmıklıktanmış, bir kısmıklıktanmış. Ama böyle bir düzenlik yapıyor. Şimdi bu şeyde ne yapılıyor? Akıllı, akıllı smart. Yani smart telefon dediğim ya, smart televizyon. Biz her şeye akıllı diyoruz tabii ama bu smart teknolojileri biraz daha bulmamız gerekiyor. Smart teknolojiler. Evet, akıllı tabii bir anlamda ama birazcık daha ifadeli var. Yani smart derken başka bir şey daha var. Sadece internetten söz etmiyor. Kavramda bir zenginlik daha var orada. Ama biz bu hepsinde akıllı zeka, ne yapıyoruz, hepsinde akıllı diyoruz işte. Bu demek toplumun bütünü açısından, toplumun bütünü dijitalleşmesinden söz ediyor Japonlar. Diyorlar ki tamam bunun daha düzeylerinde bir şeyler yapmaya çalıştık ama bu teknolojiler kanalıyla toplumun bütününü akıllı bir toplum haline getirmek için neler yapmamız gerekir? Çünkü gelecek böyle bir toplum, değişik bir toplum. Yani ben robotlardan bahsediyorum. Başka bir şey. Şimdi diyorlar ki önce Japon toplumu için kendimiz şey yaptık. Ama bunu öneri olarak söylüyor da sen kendine göre uyarlayabilirsin uyarla. Birinci adım Japonya'nın sorunları neler? Biz önce onu tespit. Yani gelecekte de devam edecek, yakın gelecekte. Şu anda var ama yakın gelecekte de artarak devam edecek olan Japon toplumunun sorunları nelerdir? Biz önce onları bir önem sırası yapıyoruz, sıraladık diyorlar. Bunu sıralamışlar Japonlar. Japon yapmışlar. Şöyle, ne demiş? Birincisi, yaşlılık diyor, nüfusumuz yaşlanıyor. Bu Japonlar için çok önemli bir şey. Japon nüfusu yaşlanıyor. Çünkü genç çocukların yeni çocukları olmuyor. Ama biliyor musunuz, Türkiye'nin, ben çok yıllarda gördüğüm bir yerde istatistik, Türkiye'nin maalesef nüfus eğrisi, piramidi tamamen silindir olmaya doğru gidiyor. Aynı şekilde de yaşlılık olacak. Ve yaşlı nüfus çok, aslında üzerine çok düşünülmesi gereken bir şey. Yani bir de bizde çok doğum oldu ya, şu piramit şöyle bizde bayağı, bak çok çocuklar. Şimdi o çocuklarımız büyüyor. Yani 10 yıl, 20 yıllık bu perspektifler yapılıyor. Bu nüfus olayı öyle 2-3 yıl herkese çocuk olacak bir şey diye kalmıyor. İnsanlar büyüyor, iş istiyor, aş istiyor, ev istiyor, büyüyor, ondan sonra erken evlilik istiyor filan. Tamam mı? Yani mezarlık yeri bile bulamıyorsun ve Türkiye nüfusu şimdi tamam piramit fazla da çok yaygın bir piramit. Ama o piramit bir de sağlık koşullarında iyileştiği için ölmeyecekler de onlar. Gönlü büyüyor. Tam böyle bir silindir, yani kule gibi oluyor. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü bağımlılık oranı denen bir şey var. Yani her genç kaç kişiye bakabilir? Çalışan her kaç kişiye bakabilir? Bir kendini besleyecek. Aile yani karısının çalışma durumlarından çoluk çocuk onlara bakacaksın. Bir de emekli olanları da beslemesi gerekiyor. Yani toplumun yatırımlarının dışında kaç kişi emekli? Çünkü ben mesela emekliyim, ben hiçbir şey yapmıyorum ve bana para veriliyor. Devlet bana maaş veriyor. Zammı da yapıyor, şunu da bayılıyor, bilmem ne. Beni besleyen genç kuşak var, çalışanlar beni de besliyor. Ha, şimdi herkes böyle yaşlanmaya doğru gidince, tabii de gençler zaten çocukken, şimdi doğuyor zaten bir masraf yığını. İş
pişmanı yok. Teknoloji gelişiyor. Emek yoğun teknoloji yok artık. Yok. Yani şey, emek yoğunlar bitti. Teknoloji yoğun, makine yoğun, bilmem smart teknolojiler, tamamlar var. Fazla insan gücüne ihtiyaç yok ki. İnsan gücü savaş. Şey savaşlarla böyle zülüm tak savaşı yani. Japonlar diyor ki bunu bizim de düşünmemiz gerekiyor. Türkiye'nin gerçek sorunları neler? Türk toplumunun gerçek sorunları neler? Nüfus diyor Japonlar diyor. İkinci sorunumuz diyor doğal afetler. Japonya deprem ülkesi. Deprem. Adamın dedi bak dijital toplumu oluştururken dijital toplumda adamın planlarında öncelikleri bunlar. Ya ben aynısı bizde olsun demiyorum ama örnek diye söylüyorum. Yani gerçekçi planlamalarını yapıyor. Çünkü depremi var, bir de Pasifik Okyanusu'ndan o şey, tornado, değil mi? Tsunamiler var, fırtınalar var, kasırgalar geliyor. Bu doğal afetler bizim için de çok önemli. Üçüncüsü de kirlilik. Bu yani nükleer kirlilik de var, bu hani bir, onlarda da şey, nükleer santralında problem oldu. Çevre kirliliği, her türlü kirlilik. Yani bütün atıklar vesaire. Bu bak Japonya'da 3 tane bunu tespit etmişler. Mesela Türkiye'nin sosyologları, şimdi Türkiye'nin sosyologları kimse satın almıyor dedim ya. Yani tabii Türkiye'nin sosyologları da bu şekilde yetiştirilmeli. Okullarda, üniversitelerde, bölümlerde Türkiye'nin sorunlarının ne olduğunu düşünebilen, yok efendim böyle herkes modernite, postmodernite, emperyalizm eleştirisi, küresel eleştirisi, tezler hep öyle. Yani iğrenç bu. Öyle. Dışında kendi hayatıyla ilgisi olmayan konularda insanlar yabancı kavramları kullanarak tezler hazırlıyorlar. Gençler yani çok emek boşa gidiyor. Boşa boşa gidiyor. Bunların üzerine kafa yorabilecek kapasitede gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Yani üniversitelerin Türkiye'nin sorunları ve bu sorunları da dijital seviyede nasıl şeyler çıkarılabilir, önlemler getirilebilir. Bunları düşünebilen, bunları ama bunu ortaya koyacaksın ve bunu satın alıp, o zaman bak devlet de seni satın alır. Yani kamu kurumları, devlet derken bakanlıklar, şunlar da bunlar da yani sosyoloğun bilgisi orada bir işe yarayan bir bilgi olur. Ama sen bir gazete verdeki makalelerin derlemesini yap, tez yap, bunu tez oldu ve fikir yazısı bilmem ne. Bu adam ne yapsın senin? Bir de bu gazeteciyle sohbet eder. Televizyona da onları çıkarıyorlar. Çok haklı. Televizyonlar kaç tane sohbet yok çıkıyor. O kadar her akşam bir yerde böyle çok durum var. Ben bakmıyorum onları çünkü ben bir de izleyebiliyorum. Daha hoşuma gidiyor. Daha heyecanlı şeyler var ya da. Öbürde hep aynı kadar hep aynı insanlar. Hiç sosyolog çıkmıyor. Arada bir yani sosyologum diyenlerin hiçbir sosyolog değil. Ben bakıyorum hemen internetten bakıyorum. Özgeçmişi. Sosyolojiden mezun değiller. Hayır. Ama sosyolojiden bir biçimde ya yüksek lisanslı ya doktorda bir şey gibi. Şey çiziktirmiş. Ana, ben sosyolog, hem sosyolog ve psikolog diyor çocuklar. Ya. Bu değil. O zaman işte böyle işe yarar bir eğitimin sonucu, Türkiye'nin sorunlarının tespit edilmiş olduğu bir eğitim süreci içinden yetişen sosyoloğu televizyonda, medyada çıkarır. Kamu kurumlarını istihdam eder. Her yerde de bunun bir karşılığı olur. Ha, bunlara karşı Japonlar şurada da ortaya çıkarmışlar. Bak adam Japon yapıyor. Engeller neler? Ya toplumun ya dijital okul rezervini atlamanız gerekiyor. Kitlelerin ya yani yaşlı gençte neden bu dijital okul rezervi çok önemli bir şey. Bu konuda bir şey olması gerekiyor. Mevcut bürokraside buna engeller var. Mevcut bu dijitalleşmeye karşı dirençler var. Onların aşılması gerekir. Teknolojik ilerlemelerimizi hızlandırmamız gerekir. Yatırım, hani arge yatırımları falan yapmamız gerekir. Ve bir de bir konuda daha eksik olduğumuz daha kaliteli personel. Bu konularda özellikle bu şeyi geliştirecek, bu dijitalleşme, hayatın dijitalleşmesinde yol göstericilik yapabilecek kaliteli personel yetiştirmemiz gerekir. Bunun ötesinde tabii bir kamuoyunun oluşturulması, buna hazırlık hali getirmesi gerekir gibi. Böyle bir öneri, yani böyle işte raporların 5.0, toplum 5.0, sosyal 5.0 diye bir projeleri var.
Ben merak ediyorum, Türkiye'de ne var mı böyle bir şey? Yani şu sosyologlarımıza işte toplum, sosyoloji ne yapar? İşte size proje. Peki bunun ne olması gerekir? Yani neden önerilebilir? İşte sosyal gerçekliğe bakıp, mevcut gerçekliğimize bakıp onun teorizasyonunu yaparsın. İşte sosyal teori olur. Yani bu çok da aman aman illa başka ülkeler geliştirilmiş teorileri çevirmek de düşünülecek bir şey değil. Oturup birazcık buranın gerçekliğe de dikkat alarak, ha şu da var. Yine son sosyolojilerin, yani tamam yabancı işte bir çok fazla işi militarize edenler var filan ama çok akıllı adamlar da var. Yani sosyologlara da şey ilgi alanı olarak tamam yapılar çok önemli sosyalistler ama bir de her toplumun, her kültürün kendi mana sistemi var. Yani her bir yenilik bu dijital hayatla ilgili örneğin getirecek olan öneriler o toplumun kendi mana sisteminde, kendi kültürel değerler içinde nereye gelecek? Ne nedenle, nasıl yerde olabilecek? Bunların da ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunların da tespit edilmesi gerekiyor. Bu da yine sosyologlarımızın kavramsallaştırmaları ya da teorize etmeleri gereken konulardan bir tanesi. Evet, ben bildiğiniz için teşekkür ediyorum. Akşamımı sağlıyorum. İlgün Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkürler tekrar. Şimdi soru ve düşünce kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Sayımız bir hayli kalabalık. O yüzden moderatörlüğü yine ben üstleneceğim. İlk başta hanımefendiden başlayalım. Bir dakika. Bir de şu ricam olacak. Soru ve düşüncesini ifade eden arkadaşımızın soru ve düşüncesi bitene kadar kendisini dinleyelim. Onun eğer konuşmacının değildi. Soru soranın düşüncesine zıt bir düşünceniz varsa o bittikten siz de ifade. Evet buyurun. Evet ben Nilgün Hocam'a katılıyorum. Sosyoloji çok önemli bir konu. Ben bir peyzaj mimarıyım. Planlama